çakal. Nakışa Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Antalya Yürüp Çalıştayı'na hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu kültürde benim demek yoktur. Bizim demek vardır. Bizim kültürümüzde yabancıların meritokrasi dediği liyakata göre yapılanma vardır. Çünkü bizim yaşam koşullarımızın şakası yoktur. Eğer torpille, entrikayla lider belirlemeye kalkarsanız Allah korusun yağmurda, yaşta, fırtınada sürünüz telef olur ya da kurtlar kapar. O yüzden en kabiliyetli kimse, onun peşine düşme yükümlülüğü vardır. Buna da meritokrasi diyoruz, liyakat diyoruz. Bizim kültürümüzde herkesten emeği oranında yararlanmak vardır. Cinsiyet ayrımcılığı yoktur. Herkes kendi yeteneğince bütün cinsiyetler, bütün yaş kuşakları katkı sağlar. Kocaların fikrinden, gençlerin enerjisinden faydalanılır. Kadınlar eğer yetenekler elverişliyse rahatlıkla obalarımıza, oymaklarımıza lider olurlar, hatun olurlar, abla olurlar. Yine bizim kültürümüzde barış ve diplomasi vardır. Savaşmayı da iyi bilmek ama barışık ve diplomatik kalmak esastır. Çünkü göç yollarında ve yerleşim haritasında öldürmeyle düşman tükenmez denilecek kadar çok çatışma vardır. Türk kültürünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkacak bir motivasyonu içinde barındırması. Biraz önce söylediğim değerlerle dünyanın en inovatif, en yenilikçi, en kararlı, ikinciliği hiçbir alanda kabul etmeyen, her alanda rekabetçi, teknolojiyi kavrayan, dünyanın tükettiği şeylerin en güzelini üretmeyi hedefleyen, planlamacı, pratik çözümcü, toplumcu, dayanışmacı, ben değil biz diyen, ülkenin geleceği için umut olabilecek bir kültürü yazılı kayıtlarda sağlamlaştırmaya gayret ediyoruz. Silahın kabzesini yanağına dayadığında olduğu gibi, bilgisayarın ekranının karşısına geçtiğinde de dünyayla rekabet edecektir. Deyim yerindeyse dünyayı titretecektir. Buna olan inancımla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 5. Yörük Çalıştayımızın ülkemize, insanımıza aydınlık bir gelecek temin etmekte önemli bir katkı sağlamasını diliyorum. Bağlama ailesindeki 3 boy bağlama olan cura, bağlama ve çöğürü birleştirerek tek kullanımda hepsinin sesini duyabileceğimiz Yaren sazıyla geleneksel müziğimize yeni bir bakış açısı getirmiştir. Özay Gönlüm'ün müzik anlayışına yönelik yapılan pek çok araştırma ve makaleler onun sanatıyla bizlere bıraktığı kültürel mirasın bir ekol olduğunu, kendisinin bir ekol olduğunu bizlere gösteriyor.